Güzel bir İzmir gününden merhaba. Yine bir köy videosuyla beraberiz. Bu kez İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Konaklı köyünde dolaşacağız beraber. Yalnız diğer köy videolarından bir fark olacak bu videonun. Konaklı'yı sadece görmekle yetinmedik, bir de orada yaşadık. Birkaç günde olsa yaşadık. Bundan dolayı da küçücük bir köy videosu çıkamıyor. Kıyamadım. Yani yapabilirdim, 15 dakikaya, 20 dakikaya düşürerek hepsini toparlayabilirdim ama yaşadığım, gördüğüm, tanık olduğum, dahil olduğum pek çok güzelliği o zaman size gösterememiş olacaktım. Onun için de kıyamadım, iki video haline getirdim. Şimdi siz birinci bölümünü izleyeceksiniz. Nerede bu Konaklı? Şimdi 2012'ye kadar biliyorsunuz pek çok köy, kasaba, nahiye, bucak 2012'deki bir kanunla büyük şehirlere bağlı mahalle haline geldi. Bundan dolayı eski adıyla Adagüme, ben de Adagüme demeyi de tercih ediyorum. Çünkü öyle öğrendim, orada doğup büyümüş bir yakın arkadaşımla hep Adagüme olarak söz ederdik. Ondan dolayı bu yeni adı Konaklı benim de dilimin ucuna böyle geliveren bir sözcük olmuyor. Adagüme köyünde 3 gün kaldık. Hem çevre köylerde dolaşma şansımız oldu, hem de Adagüme'de 3 gün boyunca sokak sokak dolaştık. Yeni insanlar tanıdım, güzel insanlar tanıdım. Onların eşliğinde böyle her bir taşa, her bir çiçeğe, her bir sokağa ayrı ayrı dokunarak dolaştık. Onun için bu kez epeyce ayrıntılı bir köy videosu geliyor. Pek çok satılık yer gördük. Bunları da sizinle paylaşayım dedim. Belki bu güzel köyde yaşamak istersiniz. Gerçekten yaşanacak bir köy. Adagüme, İzmir merkeze 123, Ödemiş'e 15 kilometre mesafede bir yer. Aydın dağlarına yaslanmış, dağın eteğinde bir köy. Bundan dolayı da ben yazın çok sıcak günlerde de gittim kaldım orada. Her zaman çok huzurlu uykular uyuduğum bir köy oldu. Çok bakımlı, güzel. Ayrıca da kültürel düzeyde yüksek bir köy. Neyse, çok laf, az iş olmasın. Videoya gelelim. Videoyu ikiye ayırdım. Bu videoda Adagüme'deki birinci günümüzü izleyeceksiniz. Biraz ev, biraz bahçe ama daha çok sokaklar, satılan yerler, satılmayıp da güzelliğini yaşadığımız, paylaştığımız yerler. Adagüme'nin daha çok böyle yukarılarına doğru yürüdük. İkinci gün videosunda birinci günde gece karanlığına kaldığı için çok göremediğimiz yine yukarılar ama bir de köyün alt kısmındaki o güzel yerler. İşte Adagüme köyünü ayrıntılı olarak iki videoda göreceksiniz. İyi seyirler. Ev sahibi. Ne güzel bir parkmış Nilüfer bura. Köy diyoruz ama bayağı büyük bir yer sizin köy. Eskiden köy vardı, kasaba vardı. Burası kasabaydı. Ya burada satılık bir ev varmış. Öyle mi? El değiştirmiş. Ben bu arkadaşları bilmiyorum da eski sahibini biliyorum ya. Eski ev vardı orada, yıkıldı. Baba yeri. Orayı kendimiz bir prefabrik yaptık yani. Biraz İzmir'de, biraz burada mı? Yani. Şimdi kendisini arayın gelmeye mi orası? Kapıyı kapatalım mı? Yavrum biz dostuz. Evet. Taşla dörülen yer değil mi? Aynen. Evet, sınırı ora. Sınırı ora. Tam şu sarı binanın zaten buraya kapısı yok. Yok. Kapısı yok. Tamam. Ha, sarı bina başkasının evi. Çamıra'nın burası. Şu kiremitli yerde başkasına. Bu kiler buraya ait. Birbirine çok içine girmiş değil mi? Ben bu ev sandım. Yani ben hep evi bu ev diye düşünerek geldim. Nar ağacı. Zeytin ağaçları var. Bayağı bir zeytin ağacı var. Ceviz ağaçları var. Evet, ev de bu. Ev iki katlı. Burası mutfak. Evet. Burası salon. Burası salon gibi oturuyoruz. Evet. Burası tamam. Banyo, tuvalet. Tamam. Banyo, tuvalet. Burası oturma alanı. Bu direk ne? Burada. Burada atkı direkler var. Ha. Sağlamlaştırmak. Evet. Sağlamlaştırmak. Bunlar şey olmasın diye. Aha.
Şurada biz bunu koyduk. Böyle kafanıza vurmayın. Çatıda taban arası mı var? Kiremitli aktarmış. Tamir etmek için çıkıyor. Tamir etmek için koyduk onu. Yani öyle eşya meşya koymaya bir boşluk yok. Yok yok yok. Hiçbir şey yok. Evet. Burası o da. Ondan sonra burası var. Tamam. Depo alanı olarak yapılmış böyle bir yer var. Yani benim takıldığım handikaplardan biri bu. Evin de bayağı bir işi var. Bahçede oturduğun zaman böyle Ödemiş ayağının altında ve ben bu arada dut topluyorum. Dutların güzelliğine bakın. Evet, böyle bakınca şu sarı evmiş gibi görünüyor ama değil. Sarı ev başkasınınmış. İlginç. Burada şu gri mavi olan ev yolun kenarında, konum itibariyle güzel. İşte özgür olmama halini beğenmedim. İki tarafında da böyle tepede evler sana bakıyor ya. Ama sana ters ters tutturmuşsun. Geç. Nihayet eve girebildik. Saat kaç olmuş? Oy, sabah. Sabah değil ama öğlen çıktık. Bir. Ama bizim niyetimiz gelip köyde bu hafta sonu keyif sürmekti. Ama hani yaprak toplayalım. Ondan sonra gideriz eve. Oradan hadi kira, satılık ev varmış. Geldik burada baktık. Sonra hadi dedik Bademli'yi gezelim. Ay orada emlakçılar, sahibinden bilmem bir sürü yer baktık. Nihayet evin yolunu bulduk. Geçen sene Nehircim boyamıştı bu duvarı ve yağmurda, yaşta hiçbir şey olmamış. Pırıl pırıl duruyor. Evi yeni açtık. Şimdi temizlik yapacak modda değiliz. Kapıları açtık ama sadece şimdi mutfakta bir çay demleyecek kadar ortam yaratacağız. Ev kapalı duruyordu. Tertemiz kapalı duruyor ama yine de toz toprak. Yarın temizlik yapacağız. Evet, bahçede çok güzel bakılmış. Fasulyeler bir yanda. Bir yanda kabaklar. Oo, bahçe dolu. Maşallah. Ne kadar bereketli. Fasulyelerin üzerinde var mı acaba? Daha çiçekli fasulyeler. Demek ki o pazardan aldıklarımız seralardan mı geliyor? Ve bu elemanlar deminden beri çok değişik meliyorlar. Evet, ne diyordunuz? Ne bakayım şimdi? Meraklı meraklı siz de bana mı bakıyorsunuz? İyi, hadi. Hadi o zaman gidiyorum. Efendim? Allah Allah. Ne oldu? Ama ben size ne yapabilirim ki şimdi? Epeyce yorulduk bugün. Bugün yattığımız yeri beğeniriz. Evet, girelim eve. Biraz dinlenelim artık. Bir çay içelim, kendimize gelelim. İşte böyle Aydın Dağları'na yaslanmış bir yerdeyiz. Bu hafta sonu yasaklarında 2 gün buradayız. İşte böyle köyde, bahçede geçireceğiz zamanımızı. Şu anda hummalı bir temizlik var. Açtık kapıları. Biraz önce burayı yıkadım. Üst katta daha devam ediyor temizlik. Burası mutfak. Mutfakta biri devam ediyor. Raf mı sildin? Raf sildim. Her şey evden geçti. Adagüme köyündeyiz. Cuma akşamı geldik. Sadece geç vakitte geldik. Tam yasaklar başlarken evde olduk. Akşam pek bir şey yapamadık. Bir de yorgunduk gün boyu ev baktığımız için. Sabah erkenden kalktık. Burada çok güzel bir uyku çek ama. Gerçekten buranın havasından mıdır nedir? Ben deliksiz uyudum. Hani insan yerini yadırgar falan. Burada öyle bir şey olmuyor. Çok güzel bir uyku. Dinlenmiş olarak uyandık. Ve sabah 7'de işe başladık. Her birimiz bir taraftan yapınca işler de tabii ki çok hızlı bitiyor. Ev artık tertemiz. Ve artık bu güzelim evin keyfini süreceğiz. İşte ben de böyle bir köy evi hayal ediyorum. Burası avlu kısmı. Hemen sonra bir bu duvarın arkası da büyük bahçe kısmı. Bunu tanıyanlar yaşı 45-50 üzeridir. Çoğumuz yapmışızdır bunda. Bir zamanlar bilgisayarlar yokken bizi oyalayan şey bunlardı.
başladığınız zaman hakikaten insan duramaz. Çok eğlendirir insanı. Ha bak burada da fırın var. Oo çok güzel bir fırın var. Tamam. Ben dışarıda kaldım. Evet, köyü turlama zamanı. Şimdi Adagüme köyünü tanıyalım. Bu aralar köylerde hummalı bir ya da bize denk geldi yol yapım çalışması var. Adagüme'de de aynı şeyi gördük. Ne kadar güzel küçücük bir bahçede. Bak dünyalar yaratılmış. Mum çiçeği falan dikebilirsiniz. İstiyorsanız, evet. Seviyorsanız. Allah Allah. Ne, bak değil mi orada? Çok güzel. Ne kadar güzel. Özellikle 11 ay çiçeği. Biz yapma çiçek sandık mı ya? Gerçek çiçekmiş. İçinde ev olmayan bahçe mi? Ha. Ne güzel tarif ettin bak. Ayşelerin harımı. Demin evlerindeydik. Maşallah. Bu kadının bahçesi bura, harımı. Harımı, evet. Evet. Harım ne demek? Çok güzel. Harım. Evi olmayan bahçe değil. Yani evet, evet. Evet. Evet, harım. Ayşelerin harımı. Çok güzel. Bak ne diyor, hemen evlerinin. Çok ilginç. Evleri birkaç kapı sonra. Evet. Her sebze de var. Her şey var. Enginarlar çekseydiniz. Sen şey yapmıyorsundur, pazar mazar yapmıyorsunuzdur. Yok yok canım, biz öyle işte kendimiz yiyoruz yani yemek için. Evet, çok aha. Güzel ama yeter işte. Bunlar yetiyor ki bize ya, yetmez abla ya. Yetmez mi gülüm ya? Evet. Hem i̇şte de. Bak mesela bir dizi patlıcan. Onlar yerli domates. Hani eski bildiklerimizden. Nasıl güzel kokar. Mis gibi. Yemeği sevdiğimden bak. Değil mi? Bütün bu asmaları... Bunları hep kendim yapıyorum. Yer var. Evet. Ne hissediyorsun? Yasağı hissettin mi? Vallahi hiç hissetmedim. Gerçekten hissetmedim. Karının his kodu bile yok. Yani düşünebiliyor musun ya? Hiç almaya gerek duymadım yani. İşte yani özgürlük ya. Uğraşmıyor şurada ama emin bir akşam üzeri geliyoruz bir saat. Hem otur hem sola. Evet. Kim diyorsunuz? Kardeşinin evi. Vefat ettiler tabii. Nerede? De. Nerede? Vallahi köyün... tam da köşe. Evet yani, şeyin. Hadi bakalım. Gidelim. Gidelim. Sizin... Ben bir yeşil ev göremiyorum. Yeşil ev göreyim bak. Pencere yeşil gibi olur. Konaklı sokakları bize kaldı. Adagüme sokakları. Buralar hep taş döşeniyor. Onun için sıyrılmış. Onun için her taraf toz toprak içinde. Nereden geçiş? Burası başka yer ama değil mi? O görümcesinin yeri. Ev bu değil değil mi? Şu. Bahçe bu burası. Bahçe bu. Bahçe. Evet. Bak orada evin altı. Burası gene kiler gibi dam gibi. Ha. Burada şu an burada mı duruyoruz? Bir bu kadar. Beyzen burada duruyor. Çıkayım mı? Teras gibi bir yer. Çıkarız. Dur şuraya bakacağım. Şimdi o kadar uzun süredir boş kalmış ki. Oo. Evet. Evin arkası böyle. Bunlar ne kadar çok çömlek ama ya. Ev tamamen duvarlara bakıyor. Nereye bakıyor? Duvara. Kullanma. Manzara bu. Ve ne çok boş ev var buralarda baksana. Burada boş. Evet. Ama burası orada kalmış. Manzarası bu. Güneş buradan battığına göre dağ tarafı kuzey. Burada da ev var. Asıl dediler ya, ev. Evet. Hırsı. Nasıl yani? Ya labirent gibi gittikçe gidiyorsun ha. Sağlam değil mi? O sağlam olmaz mı? Demire bir baksana çatıdaki. Bakayım. Gel de bak. Kıvançları da yapmış. Bahçe bura. Evin konumu böyle. Evet, Adagüme'nin meydanı.
Kahveler tabii pandemiden dolayı bomboş. Bak Yasemin nasıl güzel sermiş. Bak şurada da yazıyor satılık diye. Var. Bir arayalım mı? Kaçı verdi valla. İşte bahçesi bu kadar. Ha, mahsul ekmesin, çiçeklik olur. Hı-hı. Bakımsız olduğum için. Aslında ev büyük. Çok ev büyük hem de. Siz yukarıda bakabilirsiniz. Açık mı? Açık. Aa, açık mı? Açık. Vallahi açık. Dur. Şuraya bir bakayım. Abu. Ay çok büyük bir yer. Bak buradan da çıkılıyor aa, yukarı. Güzel. Allah Allah. Evet yok yok gayet sağlam valla. Baksana eski bir beşik bile var. Ne var? Beşik. Beşik ya burası yatak odası demek ki. Ha. Bak. Burası küçük. Orada bilmem ne var. Evet. Bir şey baksana tabana. Boydan boya tavan gidiyor. Yani aynı çatının altında iki tane ev. Yani demek ki baba mesela oğlu bir yerde ama aynı çatı altındalar. Bak buradan bu kapıdan da bir yere giriliyor. Nasıl bir oda? Hayır oturuyordu orada. Ya. Ama diğer taraftan da kapısı var ha onun. Ha o tarafı geçiliyor. O da evet. Girdiğimiz yer. Nasıl bahçesi çok mu küçük? Yani biraz küçük. Yani arayıp soralım mı yoksa hiç? Yok. Sormayalım. Tamam. Sormayalım çünkü şey ev çok büyük. Ev çok büyük. Yani ona masraf edeceksin. Evet. Buraya iki tane dükkan yaptı. Orası da dükkan, burası da dükkan. Yavrucuğum köyde genç yok. Tamam. Gençler ödemiş de İzmir'de. Yaşlılar tamir ettirmiyorlar. Ne güzel köyde umumi tuvalet bile var. Bak geniş geniş işte bak buranın bahçesi. Bahçeler arkada güzel. Bahçe. Yenge seni de YouTube'a katacağım ha. Ay bak bu da canlının başka bir türü. Büyük saksılarda daha da coşuyor. Sardunyalar. Oo karanfiller, güller. Yani köy evi, bahçesi çok yok. Bu tür yerlerde tarla başka bir yerde. Harım diyorlar. Harım dedikleri yer başka, evleri başka yerde. Harımda toprakla uğraştıkları için ev kısmında aramıyorlar. Ama işte onu da saksılara dik diye böyle şeylerle halletmiş. Ayağını kaldırmıyor. Niye? Kaldırdım. Öğretmiş mi ama size? Yok. Hızlı yürü demek. Ha doğru. Adımlarını aç desene Nilüca. Ben o zaman da sana ne demek bu demiştim değil mi? Hani bir şeye mi bastım? Merhaba. Güzel. Nasılsın? İyi misin? İyiyim çocuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen mi diktin bu ağaçları? Ben değmedim ama. Benim oğlan diktiydi bunları. Öyle mi? Kim bilir kaç yıl oldu ki? Ya çok güzel bak. Uy maşallah. Çilekler ne kadar güzel. Ya işte eski evler tamirat yapılınca yepyeni ev oluyor. Evet, çok güzel ya. Tam fotoğraflık Nilüfer çeksene bir de büyük annene. Sen beni çek onunla. Kılıçlılar oraya giderken de vardı böyle bir. Evet. Bu Rumlardan falan kalma gibi. Yol çalışması yapılıyor burada. Bütün ara sokaklar bu halde. Taş döşeniyor. Burası sadece ilkokul mu? İlkokul, ortaokul bir. İlkokul, ortaokul. Şimdi ortaokul da oldu. Daha önce ilkokul. Sen ortaokulunun ilk öğrencisilerindenim. Biz buranın kurucuları. Şu arkadaki ağaçları biz diktik. Evet. Hangilerini? Bunları. Bunları. Yavaş yavaş. Haydi bize ya. Buraya kadar geliyor. Evet, oradan buraya. Kaç metrekare dedi? 450 metrekare. 65 dedi. Her iki taraftan da yol.
Buradan da yol. Değil mi? Böyle. Hı hı. Birinci yani yol düşünürsen böyle U çiziliyor. Böyle U, diğer tarafta yol. Şu incir ağacının arkası da yol. Bu taraf üstünde bir tane ev var. Ama buralar çok güzel. Ben diyecektim. Buralar hem yüksek, havadar da. Çok güzel yapmış. Ha, o zaman olur Nilfay abla. Küçük dokunuşlarla ne kadar hoş olmuş ya. Ay bayıldım ya, bayıldım. Ellerinize sağlık, sağlıkla oturun. Hani kıskanmadım, özendim diyeyim. Ay maşallah, cennet yaratılmış burada. Tam işte seyirlik. Aa, şu güzelliğe bakar mısın? Ama abinin renklerle arası çok iyi, değil mi? Yani ressamlık falan var mı? Ama renklerle çok. Ay, yani. Cennet. Kabaklara bak. Ay şuraya baksana. Küçücük alanı. O kadar güzel değerlendirmiş ki. Bu abi yapıyor onları. Ama İlkay'la sınıf arkadaşıyız. Abi adınız nedir? Yaşar. Yaşar. Ellerinize sağlık. Yani bu ev şöyle bir manzaraya sahip. Evin içi, dışı, her alanı renklerle bezenmiş. Yani tek tek uğraşılmış. Tek tek. Yani bunlar ağacı bence bu kadar rengin arasında solup gitmemeliyim diye bu kadar açmış. Ellerinize sağlık. Yani her biri emek. Ha, arkada da bir şeyler var. Benim parça arkada. Nanenin kokusunu alıyor musun? Oo, arkadaymış ısırı bahçe. Dolu, o taraf dolu. Ya. Burası mahsul bahçemiz. Yukarıya kadar. Ben onun ilkokul arkadaşıyım. Selam söyleyeyim benden. Söyleyeyim. Nilüfer adım. Nilüfer. Hadi sağlıkla yaşayın. Huzurla, mutlulukla. Ayrık otuydu. Ben bir hafta uğraştım ayrık otlarını burayı temizlemek için. Ya, çiçek iyi ki temizle ama yani. Yani. Hakikaten. Şimdi böyle güzel değil mi ablam? Ya geriden daha gelirken fark ediliyor. Konaklı köyünün akşam vakti. Baktık bunlar yürümüş herhalde dedik. Biz orada biraz durduk. İyi yapmışsın. Dut falan yedik. Baktık, gördük. Baktık gelen yok. Hadi bir daha. Biz de kestirmeden gidiverdik. Burada bekliyoruz. Kuş sesleriyle donanmış bir yer ve koskoca bir çınar. Yürüdün mü o tarafa hiç? Kuşlar var ya çıldırmış gibi ötüyorlar. O zaman yarın buraya doğru yürüyelim. Evet. Nasıl biliyor musun? Onu dinliyordum orada. Çok 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 çok. Ödemiş aşağıda ışıl ışıl.